Gidin. Ben tutarım. Ne oldu? Ne oldu? Abiciğim kapatmayalım. Ay ya. Ay şu bak şu. Bunları da kaldırın. Ay. Biraz. Oğlum göl olmuş burası. Ne yaptın Selami? Hayatım ben bir şey yapmadım. Yemin ederim istiyerek olmadı ya. Bir çektim elimde kaldı. Sonra da atan suyu durduramadım ya. Sizi bu halde böyle bırakamayız. Bu gece bizde kalın Meltem. Gider bir otelde kalırız canım. Mühim değil o kadar. Aa olmaz öyle şey. Tabii abicim ya. Ne olacak? Zaten tuvalette biz bozduk. Selami. Haluk. Selami. Haluk. Selami. Selami uyan. Günaydın hayatım. Günaydın. Nasıl? İyi uyudunuz mu? Vallahi biz gönülle mışıl mışıl uyuduk. Bütün gece kaynadı durdu. Hiç uyutmadı ki daha terki. Yatırdım Hüseyin abi. Tam 40 milyonluk kupon. Nereden buldun parayı Hüseyin? Bu aslan sayesinde Selami kardeş. Şak diye takıyorsun ATM'ye. Veriyor avansı. Orada bir şey soracaktım. İlk görüşte aşk buymuş demek ki. Fikrime düzeneydim. Her şey birden oldu. Ben de anlamadım ne oldu. Abi sen ne diyorsun ya? Olmamış. Tahmin edememişler. Oh. Ay hiç sorma Gönül. Evdeki tamirat bitmemiş. Ah! Ne yapacaksınız şimdi? Yani buyurun. Bu gece de bizde kalın. Ya ama olur mu iki gece üst üste? Bal gibi olur canım. Kaç yıllık arkadaşız. Aa. Ne? Nerede bu? İyice bak abi, iyice bak. Şükrü! Yere düşmesin abi. Neredesin? Hasta mı biriydim? İyice baktım. Made in Turkey. You know what, Selçuk? Ah, tamam. Yani unutalım gitsin. Okay. Ah, bu kadar çabuk mu? Kapa çeneni Engin. Allah'ım çok şükür gerdanlığı kurtardık. Ne kadar anlayışlısın Mary. Ama daha sürprizimizi göstermedik ki Selçuk Bey. Kapa çeneni dedim Engin. Oh my God, Selçuk. Bu ne sürpriz? Yok canım, sürpriz falan yok. Ben daha fazla dayanamayacağım Selçuk Bey. Çıkar artık şu gerdanlığı. Engin. Selçuk, come on. Engin, sen biliyorsun. Selçuk. Aa, Selçuk. Oh my God. Oh,
Çok. You are just çok tatlı. Kurtulamayacaksın. İsmail Bey de buradaymış. Ne tesadüf. İsmail Bey merhaba. Nasılsınız? Hoş merhaba geldiniz. Hocam. Merhaba. Nasılsınız? Selçuk. Sen çok tatlısın. Şimdi pideden sonra şöyle okkalı bir kahve ne iyi giderdi. Ah, Orçun uyandı. Selami, kahveleri sen yapıver o zaman. Biz de yeşil çay içeriz değil mi? Ben yaparım hayatım. Canım sen zahmet et de Selami yapar, onun eli çok çabuk. Bırak Selami. Tamam, tamam, tamam. Ben de sofrayı toplayayım bari. Ay, bana da birden bir ağırlık çöktü. Yoruldum demek ki bütün gün evi toplamaktan. Tabii, normal, normal. Oh. Engin, look, look. Selçuk. Çok, çok güzel. Hadi, hadi gidelim. Hadi evet. Gidelim. Evet. Tamam, tamam. Sen mahvedeceğim. İyi eğlenceler efendim. Allah nasip etsin. Sağ ol Hişam. Darısı senin başına. Amin İsmail Beyciğim. Amin efendim. Amin. Abicim güzel miydi pide ya? Bir lokma bile yiyemedim ben ya. Oğlum sen bitmişsin. İstediğin şeyi bile yiyemiyorsun. Yazık lan sana. Olsun abicim, olsun. Ben sağlıklı yaşıyorum. Hem senden sağlıklı yaşıyorum, hem senden daha uzun yaşayacağım abicim. Görürsün. Daha doğrusu göremeyeceksin abicim. Ya kes konuşmayı da kahveleri yap. Light ötesi Selami. Herkes Türk kahvesi yapamaz abicim. Seyret de öğren. Haluk'cum, sen de öğren Selami'den de kahve yapmasını. Bir de senin elinden kahve içelim ha. Rüyanda görsen hayra yorma Meltem Hanım. Hem bir kere sen yeşil çay içersin. Kahve nereden çıktı şimdi? Senin elinden olursa kahve de içerim Haluk'cum. Abicim, önce suyu teker teker fincanlara dolduracaksın. Sonra bunu cezveye boşaltacaksın. Öyle kafaya göre yapılmaz kahve. İnce iştir abicim kahve yapmak. Hey yavrum. Evladım, benimki sade olsun. Buna sığmaz ki bu. Abicim böyle terslikler çıkıyor tabii. O zaman ne yapacaksın? Hemen cezveyi büyüteceksin. Cezveyi. Cezveyi büyüteceksin. Bunun içine boşaltacaksın. Hemen bir fincan daha ilave edeceksin. Kahvesi az olursa böyle tabii. Buradan kahveden de bir parça ilave edeceksin. Her fincan için 1,5 kaşık. Tamam anneciğim. Yardım ettin mi Selami? Yok Meltemciğim, teşekkür ederim. Sağ ol, sen git. Hadi, tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Selam, bu akşam içer miyiz? Her fincan için 1,5 çay kaşığı kahve abicim. Burası çok önemli. 1,5 çay kaşığı kahve, öğren. Neymiş? Selami, adama hasta etme. Yap şu kahveyi. Çay için suyu unutma Selami. Tamam hayatım. Tamam. Abicim ne yapıyorsun? Kıs şunun altını biraz ya. Kahve kısık ateşte pişirilir abicim. Hem altın yanmasın diye karıştırman lazım. Karıştır. Ya ne yaparsan altın. Yap ya. Bir kahve içeceğiz diye gerildim ha. Allah'tan Orçun tekrar uyudu da. Bütün gün uyumadı ki çocuk zaten. Hayatım, bizim oğlan uyumadan bir öpüp koklasaydım çocuğu ya. Yarın seversin Selami. Bir kere uykusu kaçınca sabaha sabah ediyoruz biliyorsun. Ne yapayım hayatım, çok özlüyorum. Şımartmayın çocuğu. Sonra başınıza çıkar görürsünüz gününüzü. Haluk'cum ne çabuk unuttun. Sen farklı mıydın sanki? Çok uyuduklarında merak eder, nefeslerini dinler, sonra da dürtüklerdin çocukları. Uyandırırdın. Geçmiş zaman, hiç hatırlamıyorum bile. Gördün mü abicim, sen de uyandırıyormuşsun işte. Herkes geceden bahsediyor ama kimse gündüz bu çocuk ne yapar demiyor. Bütün gün bir bebeğin sorumluluğunu taşımak ne demektir biliyor musunuz? Tabii anneciğim, en zor iş seninki. Anneciğim yani siz olmazsanız biz mahvolurduk, biterdik. Allah sizden razı olsun yani. Neyse, ben de yatayım bari artık. Bütün gün çok yoruldum. Nasıl olsa televizyonda seyredemeyeceğiz. Tabii tabii, yatın siz anneciğim, yarına enerji toplayın. Nasıl istersen anneciğim, iyi geceler.
İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler anneciğim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Amerika'da yeni bir moda var. Herkes eskiden oynadığı oyunları şimdi arkadaş toplantılarında yeniden oynuyor. Hayatım ne güzel. Biz de oynayalım. Girdik. Monopol, tombala, kızma birader. Neler oynuyorlardı Meltem? Ben oradayken sessiz sinema oynuyorlardı. Ay uzun zamandır oynamamıştık. Hadi o zaman. Hadi abicim hadi nazlanma ya. Sessiz sinema oynayacağız. Ya sizin işiniz gücünüz mü yok Allah aşkınıza ya? Ben televizyon seyrediyorum. Dur bir dakika. Sağa doğru. Oyun bozanlık yok Haluk. Hadi abicim ya. Hadi nazlanma dedik sana. Kim bilir bir daha ne zaman oynarız? Bir araya ne zaman geleceğiz ki? Koskoca insanlar yakışıyor mu hiç size ha? Hadi gelin sessiz sinema oynayalım. Uzun eşek oynayalım. Yok yok bence ısrar etmeyin. Haluk korktu ondan oynamak istemiyor. Evet evet. Kim ben mi? Siz sorun bakalım Selami'ye nasıl oynuyordum. Ben görmeden inanmam. Bilemiyorum yani. İyi peki. Madem ders almak istiyorsunuz, veririz dersinizi. Biz ikimiz bir takım olalım, onlar ikisi. Tamam. Çok güzel. Hadi. Beraber. Bir tık içim Selami. Tamam hayatım, yer açayım ben. Tamam. Bakayım. Çok güzel bir fikrim var. Eyvah. Kesin çok zor soracaklar abicim. İlk önce sen anlat ya. Sen merak etme. Ben Meltem'in ne soracağını bile biliyorum. Ne soracak abicim? Ne dediğini duydum Haluk. Yanılıyorsun, o değil. Başta kolay soralım da mızmızlanmasınlar. Evet. Maymunlar cehennemi nasıl? Aa, evet. Çok kolay ama olsun. Gel Selami, karar verdik. Tamam hayatım. Tamam. Abicim. Hemen anlatırım, çok kolay. Birini saat tutsun. Ben tutuyorum. Ne kadar? Bir dakika. Evet. Bir dakikadan atıyorum. Başla. İki kelime. Birincisi. Kesin maymunlar cehennemi. Dur şu light erkeği hasta edeyim biraz. Deli. Zıplayan adam. Zıplayan deli bir şey yiyor. Hadi be abicim ya. Saçmalıyor. Light erkek. Hadi son 5 saniye hadi. 4, 3, 2... Maymunlar cehennemi. Ah be kardeşim. Yani en son saniye söylenir mi abicim ya? Maymun olduk şurada be. Gel gel sıra bizde. Gel. Uzaklaş biraz, uzaklaş. Tamam, tamam. Sinir yapma. Perişan oldum bir yatak. Şunu bana ver, şunu bana ver. Light rengi bana vermişsin, al bunu. Sana yakışır. Bir dedim, light rengi mi olur abicim ya? Olur, olur, olur. Dırıldan hadi. Herif yatarken bile neleri düşünüyor ya? Oh. Selami. Oh. Bak seni uyarıyorum. Bu gece de beni kaldırırsan... Fener yaparım seni ha. Tamam abici tamam. Gece gece seninle görüşmeye ben de meraklı değilim. Hey 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 at şunları. At şunları bana. Tamam.
Pus. Taş mı? Hasbinallah ya. Yanım abicim sıcak geldi. Yat artık. Kıpırdadın o. Kıpırdama. Kusura bakmayın efendim. Artık kapatıyoruz. Tamam uşağım. Necla teyze, size söz veriyorum. Bundan sonra uzun süre beni bu evde göremeyeceksiniz. Neyse, bakacağız. Her şey için tekrar çok teşekkür ederiz. Vallahi çok zahmet verdik ya. Aa, ne demek canım, olur mu öyle şey? Tabii canım, tabii hayatım. Biz birbirimize bayağı alışmıştık ya. Arada sırada gelip kalsın ben. Evet, vallahi. Ben şimdi eve gidiyorum. Bu işi kendim halledeceğim. Buyurun. Hadi anne, hoşça kal. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz, kusura bakmayın. Çok üzüldüm. Ama merak etme, yenisi çıkar. Bilmem ki Yasemin kardeş. Onun yerini tutar mı? Hüseyin, kartın kaybolduğunu bankaya haber verdiniz değil mi? Yo, vermemiz mi lazım abi? Vermen lazım tabii. Ya kartı biri bulup harcama yaparsa o zaman ne olacak Hüseyin efendi? Yok canım. Nereden bulacaklar ki? Merhaba Meltem. Merhaba. Ne o Engin? Meryem Hanım barışmadı mı? Barıştı Meltem, barıştı. Gerdanlık işe yaradı o zaman. Gerdanlığa gerek kalmadı Meltem. Daha önce affetti Selçuk Bey'i. Sen niye üzgünsün o zaman? Meryem Hanım affettikten sonra gerdanlıktan bahsettim diye Selçuk Bey çok kızdı bana. E'si o gerdanlığı düğün hediyesi olarak benim onları almama karar verdi. Yapma ya. Nasıl ödeyeceksin peki? Önümüzdeki 12 ay maaşımdan kesecekmiş. Tamamdır abi. Eline sağlık usta ya. Yalnız benden önceki tesisatçınız çok acemiymiş be abi. Neredeyse bütün tesisata zarar vermiş. Doğru söylüyorsun. Ama merak etme, bundan sonra ne olursa ilk seni arayacağım. Teşekkür ederim abi. Eyvallah. Buyurun. Teşekkürler. Tamam. İyi günler. Hadi iyi günler. Sağ kolay gelsin. Diyordu Amerikalılar. Home, sweet home. Oh. Topla boşları. Tamam abi. Alo. Buyurun benim. Kaybolmuştu evet. Harcama mı yapılmış? Ne? Ne? 400 milyon mu? Ama ben haber vermiştim.
Çok geç mi kaldım? Yeniçini nereye mi yollayalım? Aman tut! Hüseyin! Kaç bir şey olmaz mı çocuğum şuraya oturup yatmaya gel şuraya. Hüseyin! Emin ver kızım. Nanki herhalde odasında abuk sabuk yerlere mesaj çekiyordur. Kontrolü bitince ne yapacak acaba? Emre! Hadi oğlum sofraya! Emre! Emre! Geliyorum. Mesaj anne. Havuçtan. Geliyorum. Bu ne demek şimdi böyle? Ay. Hadi gel kızım gel. Kabahat bende. Bizim Havuç'a cep telefonu alırsan olacağı budur işte. Ben geldim. Hoş geldin babacığım. Hoş geldin hayatım. Kurt gibi acıktım ha. Emre nerede? Odasında baba. Gelmiyor muymuş bu taraflara? Hadi acıktım çağırın. Emre hadi oğlum sofraya. Oğlum sofraya dedik hadi. Geliyorum baba. Ana mesaj. Havuçtandır baba. Geliyorum baba. Havuç efendi odadan buraya mesaj mı çekiyor? Oğlumuzla iletişim kurmak istiyorsan sen de ona mesaj çekeceksin Haluk. Evin içinde odadan odaya mesaj çekiyor ha? Baba baba baba. Evet baba. Artık sözlü başvuruları kabul etmiyor kendisi. Benim içinde mesaj neymiş görecek şimdi. Ana mesaj geldi. Hem de babamdan. 15 saniye içinde masada olmazsan 5 kardeşi yersin. Geldim baba geldim. Bugün bir iç mimarla görüştüm Haluk. Neden? Evin dekorasyonu için. Evin dekorasyonu mu? Evet, yarın sabah erkenden gelip evi görecek. Ya Meltem gözünü seveyim, masraf açma benim başıma ya. Nesi varmış evin dekorasyonunun? Hayatım uzun zamandır boya badana yapılmıyor. Kağıtlar da aynı. Olabilir. Mis gibi kağıtlardan ne istiyorsun? Ha? Şuraya bak. Ne kadar güzel. Güzel ama insan zaman içinde bir değişiklik istiyor Haluk. Bir de bazı eşyalar ne bileyim eskidi. Eskisin. Etrafı boya atarız. Bunların da yüzünü değiştiririz. Mis gibi olur. Siyah beyaz boyatalım baba. Bir de karşıki duvara kartal resmi çizdirelim. Olabilir. Oldu olacak. Televizyonun karşısına da bir tribün inşa ettirin. Burası stadyum mu? Evet İnönü. Burası İnönü. Burası dışa. Burası İnönü. Birinci ayakta favori Şükrü. İkinci ayağda Dilara'ya yazdık mı? Yazalım abi. Koskoca gidip kredi kartlı adamlarız. Biz yazmayacağız da kim yazacak? Beygir mühendisleri yine iş başında. Adamı hasta etme Emine. Şu at yarışlarına harcadığın zamanın yarısını çalışmaya ayırsaydın... ...şimdiye kadar rahmetli Sabancı'nın yerini almıştık. Görmüyor musun? Çalışıyoruz işte. Bu iş değil mi? İş tabii yenge. Hangi atın performansı daha iyi? Hangi at? Hangi pistte daha iyi koşar? Bunları bilmek çok ciddi bir mesai gerektiriyor. Ama az kaldı. Biraz daha sabredersen zengin bir kocan olacak. Merak etme. Bu saatten sonra zengin koca nereden bulacağım be? Saçma salak konuşma Emine. Kendimi kastediyorum ben. Şeyin var ya, senden ne zengin olur ne de koca. Emine! Boşver abi. Sen kredi kartı sahibi bir adamsın. Sakin ol. Hayatım çok masraf çıkarsa vazgeçeriz. Adam evi bir görsün, bir fiyat versin. Hayır efendim. Benim iç mimara verecek param yok. Ama ben duvarlarda aynı rengi görmekten çok sıkıldım. Sıkıldıysan git saçını boyat. Saçımı mı boyatayım? Evet. Eskiden canın sıkılınca saçını boyatıyordun.
Şimdi canı sıkıldı diye bütün evi mi değiştireceksin? Ben kendimden değil, evin görüntüsünden sıkıldım Haluk. Hayır dedim. Ben sağ olduğum sürece kimse benim evimi değiştiremez. Ben niye bir kere evimi elin iç mimarının zevkine göre dekor ettireyim ki? Adamın işi bu. Doğru. İç mimar. Adam dış mimar bile olamamış. Şu iç mimarın telefonunu verin de bir mesaj çekeyim bari. Biz kendi evimizi kendimiz dekore ederiz diyeyim. Koy onu cebine. Paramız olunca ederiz herhalde. O mimardan daha zevkli olduğumuza eminim. Ne demezsin? Evi siyah beyaza boyarsın sen. Onu. Dünyanın en asil renklerine laf mı ediyorsun sen? Aman aman. Bir şey dediğimiz yok. Sen de demiyorsun değil mi abla? Evet. Feminist. Evet. Feminist. Ha. Yeter. Yemenizi yiyin. Hoş geldiniz efendim. Ne arzu edersiniz? Abi, altılıyı tutturunca daha büyük bir eve taşınalım. Şatoya taşınacağız oğlum, şatoya. Oho! Ölme beygirim, ölme. Hüseyin altılıyı tutturacak. Tutturunca da prensesler gibi yaşayacaksın ama. Her gün boğazda yemek yiyeceğiz löp löp. Sen al da beygirleri götür boğaza. Birlikte arpa yer, rakı içersiniz. Bana bak kız. Yoksa sen bu beygirleri kıskanıyor musun yoksa? Hüseyin, düşünüyorum da benimle evleneceğine bir atla evlenseydin daha iyi olurdu. Mesela şu kontes bak ne güzel, hiç de fena olmazdı. Soylu bir hanımefendi. Seni her zaman tek geçerim ben Emine. Sevildiğini bil. Doğru. Tek geçer yenge. Sen karışma Şükrü. Evet sen karışma Şükrü. Ne alırdık efendim? Mimarı gelecek, benim televizyon seyrettiğim koltuğun yerini değiştirecek. Ben de bunun için adama şişt yüküyle para ödeyeceğim ha? Baba baba baba. O kadar basit değil Haluk. Haklısın. Daha kim bilir nelerin yerini değiştirir. Ben o adamın evine gidip de bu koltuk burada olmamış diyor muyum? O adamın ne işi var benim evimde? Bu işlerden hiç anlamıyorsun. Bu işlerden anlamamayı enayiliğe tercih ederim. Annenin evinde de iç mimar vardı değil mi? Sözlerine dikkat et Haluk. Yalan mı? Gören de seni böyle iç mimarlarla büyüdü zannedecek. Meltem Hanım, oturma grubunuz nasıl olsun? Klasik olsun. Ferkoji ister misiniz acaba? Ay yok, Ferkoji çok bana. Haluk, mutfak. Buyurun hanımefendi. Siz kavga arası vermişken ben de birkaç tane mesaj çekeyim. Geçek bakalım. Kontürün bitince de Kızılderililer gibi dumanla haberleşirsin ha? Sen karışma feminist. Havuç. Feminist. Havuç. Feminist. Havuç. Haluk çocukların yanında ne biçim konuşuyorsun sen? Ne biçim konuşuyormuşum? Sana adam sadece evi görmeye gelecek diyorum. Fazla bir rakam çıkartırsa vazgeçeriz. Hayır efendim gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Gelecek. Gelmeyecek. Sana gelecek dedim Haluk. Yakında sen eve de getirsin şu kontes denen beygiri. Çüş artık, çüş! Evet yani yenge, çüş. Sen karışma Şükrü. Koskoca kontesin ne işi var burada? Ünlü bir beygir o yenge. Bu eve gelmez. Tenezzül etmez yani. Vallahi bu Hüseyin Efendi'den her şey beklenir. O eve Veli Efendi bile kurar. Çüş dedim Emine. Ne o? Çok mu dokundu tımarlı Sipahi Bey? Bir atla. Senin aranda ne fark var biliyor musun Emine? Ne fark varmış? Ata çüş dersin, çüşten anlar. Deh dersin, dehten anlar. Sen ne çüşten ne dehten anlarsın be. Peki bir ayıyla senin aranda ne fark var biliyor musun Hüseyin Efendi? Neymiş?
Hiçbir fark yok. Ha bir ayıyla evlenmişim, ha seninle. Emine! Hüseyin! Bak! Bırak beni! Çıldırtma beni! Bu alışkanlıkları zor zamanlardan kopup bugünlere kadar gelmiş. Üstelik burada farklı tatlara düşkünlük örümcek ve köpeklerle sınırlı değil. Kamboçya lokantalarında ayı ve fil etleri de oldukça rağbet gören lezzetlerin başında geliyor. Ah, merhaba canım. Merhabalar. Ne haber? Merhaba. Neyse. Yok hiç oturmayalım Meltemciğim. Evet Meltemciğim hiç oturmayalım, hemen kaçacağız. E niye geldiniz o zaman? E hem bir merhaba diyelim dedik hem de Meltem'den bir şey alacağım. Ah mesaj geldi, bir dakika. Bana da geldi. Emre göndermiştir. Hoş geldin Gönül teyze. Hoş geldin Selami amca. Geldiğimizi nasıl duydu hemen? Kaçırır mı? Sudan bir sebep çıksa da mesaj göndersem diye kıvranıyor çocuk. Ne zaman bitecek şu çocuğun kontürü acaba? Kontürü bitsin bu evde bayram ilan edeceğim. O derece yani. Şu cep telefonunu bulan adam resmen cennetlik yani. Bir de bedava kontürü icat etseniz çok iyi olurdu yani. Yeter artık Emre, bırak o telefonu. Yarın sınavın yok mu senin? Tamam abla ya. Selami amcaya da Gönül teyzeye güle güle mesajlarını yollayıp başlayacağım. Ay, otursaydınız keşke. Yok yok Meltemciğim, gidelim biz. Senin şu klasik müzik CD arşivine bir bakmak istiyorum. Orçun bayılıyor ya klasik müziğe. Ha, tamam. Nasıl ya? Bulaşık süngeri kadar çocuk oturmuş Beethoven, Mozart mı dinliyor? Ne sandın abicim? Bir oturuşta 5 senfoni götürüyor bizim oğlan. Üzerine de 2 konçerto. Bizim oğlana CD yetiştiremiyoruz ya. Hele Mozart'a bayılıyor. Aferin. Bu yaşta zehirleyin çocuğu Mozart'la, zartla, zurtla. Ne alakası var abicim? Çocukken klasik müzik dinletirsen zeki oluyormuş oğlan. Evet evet, bunu ben de duymuştum. Üstelik müzik kulağı da gelişiyor çocuğun. Ha, anlaşıldı. Babası gibi light yapacaksınız çocuğu. 2 seneye kalmaz baleye de yazdırırsınız siz. Fena olur abicim. Çocuk bale öğrenir. Bale bale. Selami ne kadar sakilsin sen ya. Bu çocuk ileride ne yapacak? Nasıl evlenecek? Sormayacaklar mı ona? Oğlum sen ne iş yapıyorsun diye. Sorsunlar abicim, sorsunlar. Peki babası olarak sen ne diyeceksin? Oğlumuz balerindir efendim. Böyle mi diyeceksin? Vermezler ki kızı. Balerin değil abicim. Balet, balet. Balet, öğren. Balerin kızlara denir Haluk. Erkeklere balet. Palet malet. Her ne karın ağrısıysa. Birine kız vermeyen öbürüne de vermez. Özür dilerim arkadaşlar. Kocam biraz ilkel de. Sahi Haluk, sen taş devrinin neresindensin? Taş devrinden değil, taş fırından. İlkel adam. Light adam. Hey gözünü sevdiğimin teknolojisi be. Bir kısa mesaj atıyorsun, anında oynama şıkkıdımın melodisi cebine geliyor. İyi o zaman. Sen de yarın sınavda bir kısa mesaj atarsın, söylerin cevabı anında cebine gelir. Ama ben bunu neden daha önce düşünmedim ki? Ay iyice kafayı yedi zavallı. Bu telefon yarınki sınavda çok işime yarayacak. Gel canım göstereyim. Halukçum, sana kalsa klasik müzik dinletmek yerine bütün gün maç seyrettirirsin oğlana. Siz ona bakmayın. Gel bak, bunu yeni almıştım. Kim? Çaykovski. Çok güzel. Bu çok iyi bir fikir. Siz mutfağa gidip Çaykovski, ben de burada Maçovski. Ne yapacağım şimdi bu? Espri mi yani? Sen konuşma lan. Laytovski. Ahahahovski. Şekerim, öncelikle şu kanepeyi kulağından tuttuğumuz gibi çöp sepetine. Çöp sepetine mi? Çöp sepetine mi? Evet. Bunların modası çoktan geçti şekerim. Ayrıca şu pis koltuğu, şu yemek masasını ve bunu ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Kulağından tuttuğumuz gibi dışarı. Bir dakika, bir dakika. Ben o saydıklarına kaç para verdim biliyor musun? Umarım fazla kazıklanmamışsındır. Çünkü bütün bunlar kiç. Pardon, ne? Kiç. Yani tam bir zevksizlik abidesi. Ana.
Ama onların hepsini ben seçtim ve herkes çok beğenir. Ayrıca şu halıyı, lambayı, bunu, yemek masasının sandalyelerini, yani her şeyi kulağından tuttuğumuz gibi çöp sepetine. Ama bunlar çok güzel değil mi? Ben sadece duvarları değiştirmek istemiştim. Bu evdeki her şey değişmeli. Bence bu evde ağırlıklı olarak oranj çalışmalıyız. Mobilyalarda postmodern çizgiler taşıyıp yeterince relax olmalı. Peki bütün bu saydıklarım bize kaça mal olacak mimar hanım? Yani mimar bey. Sayın mimar. Fazla bir şey değil şekerim. 20 ila 25 milyar arasındaki bir parayı gözden çıkarırsanız bu viraneyi 2 günde saraya çeviririm. 25 milyar mı? Meltem, ben bu mimarı ne yaparım biliyor musun? Haluk lütfen. Kulağından tuttuğum gibi. Ah, bu yaptığın terbiyesizliğe inanamıyorum Haluk. Asıl terbiyesizliği yapan o. Sabah sabah evimizi aşağılamaya gelmiş. Ne zevksizliğimiz kaldı, ne evimizin viraneliği. Evet, adam son derece ukalaydı ama adamı tekme tokat kovman gerekmezdi. Biz hazırız babacığım. Az bile yapmışım. Baş çavuşum mimarına. Bir kere dua etsin, camdan atmadım onu. Ben sinirlendim mi ne yaparım adamı biliyorsun. Ağzını izini kırarım ha. Son derece kabasın Haluk, kabul et. En iyisi mesaj çekmek. Yoksa bizi böyle duymayacaklar. Tabii tabii. Kaba olan hep biz oluyoruz. Baba, biz hazırız. Havuç, alacağım o telefonu elinden ha. Sen konuşarak iletişim kurmayı bilmiyor musun? Şu anda sizinle başka türlü iletişim kurmaya imkan yok ki baba. Tamam uzatma, hadi az konuş, hadi dışarı. Daha demin konuşarak iletişim kuruyordum baba. Şimdi bana fazla konuşma diyorsun. Allah'ım hala konuşuyor. Bu çocuğun kontrolü ne zaman bitecek? Uzatma, hadi dışarı. Hadi kızım, hadi, hadi. Oh, şifa olsun. Anneciğim, biz çıkıyoruz. Orçun bugün Vivaldi dinleyecek, unutma, oldu mu? Yumruk kadar çocuğa 4 mevsim fazla gelmez mi kızım? Bir mevsim yeter de artar bile. Anneciğim, olur mu öyle şey? Orçun'un gelişimi için müzik dinlemesi lazım. Ama bütün gün dan dan dan. Başım kaldırmıyor evladım. Niye dan dan olsun anneciğim? Klasik müzik bu. Bana bak. Yoksa beni evden kaçırtmak için mi böyle yapıyorsunuz? Kaçırtmak için mi? Evet, açık açık söyleyin. İstenmediğim yerde durmam ben. Olur mu anneciğim hiç? Aşk olsun yani. Olur olur. Neler oluyor bu dünyada? Ya Mozart ya ben. Karar verin artık. Yapma anneciğim. Bak senin fena halde sinirlerin bozulmuş. Klasik müzik sinirlerine de iyi gelir hem. Olur mu öyle şey anneciğim? Ne demişler? Müzik ruhun gıdası. Tamam tamam. Bir de sizi dinlemeyeyim. Gidin artık. Biz kaçtık o zaman anneciğim. Hadi oğlum, hadi. Akşama görüşürüz. Hoşça hadi. Kalın anneciğim oğluş. Oh, hadi bay bay. Bay bay. Tamam. Gittiler. Şimdi müzik zamanıymış. Bak 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 ne var burada, ne var. Yastık ol. Çaykoski. Mozart. Beethoven. Adam ne kadar betmiş ki adına Beethoven demişler. Ha işte Vivaldi.
Başlıyor işte. Necla, Necla olalı böyle bir zulüm görmedi. Bakıştık değil mi? Sadece bakıştınız mı? Daha ne yapalım uşağım? Aşk hiçbir şey söylemeden tam 4 saat boyunca sevgilinin göz bebeğine bakabilmektir değil mi? Oo, İsmail Bey siz bayağı kaptırmışsınız. Yalnız o kadına dikkat edin İsmail Bey. Etmez miyim? O hatuna gösterdiğim ihtimami hayatta hiçbir hatuna göstermedim değil mi? Ben onu kastetmedim İsmail Bey. Yani geçen geldiğinde masamdaki zımbayı hiç çaktırmadan çantasına atmış. Doğru söylüyorsun Yasemin Hanım. Kendisi zaten zımba gibi kızdır da. Alo. Tim, how are you? Nasıl yani? Kız hırsız mı? Ben söylemek istemiyorum. Yani ona siz karar verin. İsmail Bey, duymadınız galiba. Kız hırsız. Hırsızdır da kalbimi çalmıştır uşa. Oo, İsmail Bey'in aşktan gözü kör olmuş. Uşağım aşkın gözü kördür de. İsmail Bey anlatamadık galiba, izah edemedik galiba size. Kız kleptomanmış efendim, yani hasta. O kadar olsun uşağım. Ben de ona hastayım da. Hastayım. Sure. Yes. Okay. See you. Bye. Hay Allah, ben ne yapacağım şimdi? Aa, ne oldu Meltem? Nedir bu telaşın? Ay, sorma Gönül ya. Tim aradı. Hani şu ben Amerika'dayken eğitmenlerden biriydi. Hatırladın mı? Evet, hatırladım. Ya İstanbul'daymış, akşama da bize gelmek istiyor. Ne oldu? Oğlan uyutmadı mı gene gece? Geldik mi abicim? Geldik. Konya otobüs terminalindeyiz. Ne diyorsun abicim ya? Çocuğa bütün gün böyle klasik müzik dinletirseniz geceleri huysuzluk yapar. Ne alakası var abicim ya? Gecenin bir yarısı Gönül'ün arkadaşları çıktı geldi. Nasıl yani, habersiz mi? Hayır abicim. Gönül'ün haberi varmış ama bana söylemeyi unuttu. Lightsin işte oğlum. Meltem benden habersiz eve misafir getirecek ha? Peki Haluk'un haberi var mı bu Amerikalı misafirden? Of, benim bile daha yeni haberim oldu. Küplere binecek desene. Haluk'u bilmez misin? Bir iki söylenir ama hepsi o kadar. Kovarım öyle misafiri. Kovarım, hadi derim, hadi. Hiçbir şey yapamaz. Adam ta Amerika'dan gelmiş. Nereden gelirse gelsin. Orası benim evim. Öyle her önüne gelen elini kolunu sallayarak giremez o eve. Kolay değil o. Orası Haluk'un olduğu kadar benim de evim. Haksız mıyım? Kesinlikle haklısın. Neyse ben kalkayım artık. Hazırlamam gereken bir sürü dosya var Meltem. Merhaba Selçuk Bey. Hayrola Selçuk Bey? Canınız sıkın gibi. Sormayın Meltem Hanım. Bizim Meri. Şimdi evlilik sözleşmesi diye bir şey çıkarmış. Bir sürü ıvır zıvır. Hayır, sanki evlenmiyoruz da iş anlaşması yapıyoruz. Evlilik sözleşmesi Mary Hanım'ın çıkardığı bir şey değil ki Selçuk Bey. Evet, Batı'da da yapılıyor artık böyle şeyler. Bence bizde de olmalı. Selçuk Bey, bunları Mary Hanım şimdi gönderdi. Sözleşmeye yeni maddeler eklemiş. Ya Allah'ım, bu kadın deli edecek beni. Sözleşmeye bak, ev işlerini içeren bir madde var ya. Hangi madde efendim? Hani şu çamaşır, bulaşık filan. Ütüyü Mary'ye yaz. Yani ütüden nefret ederim. Hatta yani bu ütü için evliliği bile iptal edebilirim. Ama Selçuk Bey, ütü sizin elinize yakışıyor. Engin, sinirlendirme beni. Peki ben. Ya. Oh, Yasmin. İyiyiz. Buyurun Meryem Hanım. Yasmin, evlilik anlaşmasının en önemli maddesini unutmuş oluyoruz. Hangi madde? Aldatma maddesi Yasmin.
Jeez. Look, eşini aldatan 1 milyon dolar tazminat ödüyorum. 1 milyon dolar. Fazla değil mi? Az bile. Look, Yasmin. Cezalar caydırıcı olmak zorunda oluyor. Bak, trafik kazaları. Why? Because cezalar caydırıcı değil. That's why. Alayım oyun buradan. Sen de bu büde yalan. Gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var? Zalim oyun buradan. Sen de bu büde yalan. Gelip de bir tanem. Hoş geldin Haluk Bey. Hoş gördük. Hayrola, bugün erkencisiniz. Uf, başım ağrıyor ya. Biraz uzanacağım. Ay. Emine, sen oradan bana bir çay yapsana. Çay yap, çay, çay, çay. Hemen yaparım. Bak şuna bir hadi. Buyurun. Ana. Merhaba. Bir şey mi oldu? Emre? Emre'yi bugün sınavda kopya çekerken yakaladım Haluk Bey. Kopya mı? Evet. Hem de bununla. Cep telefonuyla mı? Dışarıdan bir arkadaşı sınav sorularının yanıtlarını Emre'nin telefonuna mesajla iletiyormuş. Anlıyorum. Okul disiplin kurulu olarak biz üzerimize düşeni yapacağız. Ben sizin de haberiniz olsun istedim. Buyurun. Sağ olun hocam. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Ulan biz de dünya kadar kopya çektik ama bir kere bile yakalanmadık. Oğlum neden yaptın bunu? Öğretmen Emre'yi kopya çekerken yakaladım deyince ne hale geldim biliyor musun? Yok olmak istedim. Erimek istedim oradan. Bir baba çocuklarından en çok ne bekler biliyor musun? Sadece onu utandırmamasını. Onu utandırmamasını. Özür dilerim baba. Şimdi gidebilirsin. Telefon bir süre bende kalacak. Yapma baba ya. Cezalısın. Sanki sen hiç kopya çekmedin baba. Doğru, çektim. Ama hiç faydasını görmedim. İyi bir şey değil. Kopya çekmek sahtekarlık. Sen teknolojiyi kötü emellerin için kullanıyorsun. Hadi odana. Haydi. Ben geldim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çocuklar. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldin anne. Hoş bulduk bir tanem. Çocuklar, hemen üstünüze çeki düzen verin. Odanızı toplayın. Sakın sakın etrafı dağıtmayın. Akşama misafirimiz var, tamam mı? Ne? Misafir mi? Hı hı. Sana haber verecektim ama o kadar yoğundum ki iş yerinde haber veremedim. Bir dakika, bir dakika. Ne misafiri bu? Kimdir? Tim. Kim? Tim. Çocuklar hadi siz odanıza. Dediklerimi unutmayın, tamam mı? Tamam. Timothy yani. Amerika'dan arkadaşım. Yani daha doğrusu kurs eğitmenim. Ana! Benim bizim İsmail Bey değil miydi o? Evet efendim. Zavallıcık fena kaptırmış kendini. Sanki bulutlarda uçuyor gibi. Ha, Engin görürüm. Yakında onun önüne de evlilik sözleşmesini dayarlar. Ayakları yere basar. İnşallah kızın ayakları yere basarken İsmail Bey yerde olmaz. Sulandırma Engin. Haklısınız efendim. Oturalım. Buyurun.
anneciğim, tamam merak etme. Ay ne kadar aşk. Arkadaşlarım evimizde Amerikalı bir misafirimiz olduğunu söyleyince ne biçim kıskanacaklar. Allah bilir, bekardır bu Amerikalı. Ay Haluk, ne olur kıskançlık triplerine girme. Girelim efendim. Ne işi var Allah'ın Amerikalısının bizim evimizde? Hayatım, adam aslında Bodrum'a tatile gelmiş. E aileni görmek istiyorum deyince gelme diyemedim. Bir iki gün kalır gider. Bence bir iki günde zor gider. Niye? Bu Amerikalılar gittikleri yerde en az bir sene kalıyorlar. Havuç lütfen. Gel hayatım. Benden söylemesi. Baksanıza bu şa. Irak'a girdi, çıkmak bilmiyor. Emre doğru söylüyor. Ya çıkmazsa? Güven ve barış ortamı sağlanana kadar kalır. Yani benim cep telefonumu verene kadar. Havada bulut, sen telefonu unut. Neyse, arkama Amerika'yı alırsam alırım telefonumu geri. Her şey iyi hoş da ben şu aldatma halinde ödenecek tazminata takıldım Engin. Nesine takıldınız Selçuk Bey? 1 milyon dolar çok. 500 bin yapsak. İyi ama efendim, siz Meri Hanım'ı aldatmadıktan sonra ha 1 milyon dolar olmuş ha 500 bin. Ne fark eder ki? Ya aldatırsam? Hani erkeklik hali. Oo, demek hızlıyız ha? Saçmalama Engin. Hani kazayla oluverir. Kazayla çapkınlık mı olur Selçuk Bey? Nereden bileyim? Ne yani, şimdi karşınıza bir hatun çıksa duygularınızı frenleyemeyecek misiniz efendim? Aniden önüme fırlarsa fren yapamayabilirim Engin. O zaman frenlerinizi bir kontrol ettirin Selçuk Bey. Baltalarınıza bir baktırın yani. Fren yapmayıp sana da kafa atabilirim Engin. Sanırım ben maksadımı aşan bir beyanatta bulundum. Özür dilerim efendim. Anne! Bu Timothy asker falan değil, değil mi? Hayır canım. O zaman çabuk gider. Bu Tim nereliydi Meltem Hanım? Teksaslı. İçinden mi? Canım, içinden veya dışından ne fark eder? Eder eder. Hem size bir şey söyleyeyim mi Meltem Hanım? Teksas'tan adam falan çıkmaz. Onu da nereden çıkarttın? Aa, Ceher'i hatırlamıyorsunuz mu Meltem Hanım? Soyadını ettiğini Hüseyin bile bana etmedi. Neyse, ben geç kalmayayım da gideyim. Bizim Hüseyin ceyarlaşmasın. Vallahi babam benim cep telefonuna el koymasaydı ben de go home yanki diye mesaj çekerdim vallahi. Bak şu cep telefonu konusunu açma. Fena. Senin bu oğlun ne yapmış biliyor musun? Ne yapmış? Bugün beyefendinin öğretmeni geldi. Ve kopya çektiğini söyledi. Ama neyle kopya çekiyor? Cep telefonuyla. Ben de tabii ne yaptım? Cep telefonuna el koydum. İyi yapmışsın abi. Tabii. Emre, bundan sonra cep telefonunu bizim iznimiz dışında kullanmayacaksın. Ettiğimden daha yakışıklıymış bu Timothy. Boşuna kıskançlık triplerine girmemişim. Bir an evvel voltasını alsa iyi olacak. Would you like to have some more donut? Oh no no, thank you. Yes yes yes. Yeah 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 yeah. Dünyayı yiyip bitirdiniz, dolma mı yiyemeyeceksin? Yeah yeah. Zeytinyağlı güzel. Haluk. Ya boş versene, nasılsa Türkçe bilmiyor. Baksana hele bakıyor. Ye ye. Merak etme Tim, ben sana yardım ederim. Havuç, bu yaptığın çok ayıp. Çektiğin kopyadan bile daha ayıp. Adam Türkçe bilmiyor anne. Ne yaptığını nereden anlayacak? Bak şimdi salatasını alacağım, yine anlamayacak. Yok. Ya siz beni rezil mi edeceksiniz? Canım, adam anlamıyor. Hem zaten ben de Türkçe geğiriyorum. Ye ye. Ya karşı taraf da kusurlu olursa gene 100 bin dolar mı ödeyeceğim? Hangi karşı taraf? Şu aldatma işinden bahsediyorum ya. Ya biri gelip beni baştan çıkarırsa? Sizi baştan çıkaran kadının kaskosu varsa o öder tabii. Dalga geçme Engin. Bence bu konuyu boşuna kafanıza takıyorsunuz Selçuk Bey. Yani bu keltoş halinizle hangi kadın size bakar ki? Engin. Yani şey efendim, sizin gibi dürüst bir erkek hiç karısını aldatır mı efendim?
Aa. Merhaba. Merhaba. Salçak. Hello. Hi Engin. Ben oraya mı geçeyim? Buyurun. Okay. All right. Thank you Engin. Ona. Ne o öyle yayılmış oturuyorsun ha? Alo. Orası benim yerim. Come on, come. Amerikalısı evimizi zapt etmiş, sen de öyle oturuyorsun orada. Ben kendimi sakin, milli sınırlarımı koruyorum. Odama sokmuyorum işte. Toparlan Yanki. Madde 46. Evlilik süresince erkek eşini haftada en az 2 kez yemeğe çıkartacak ve kız tarafına kuruş ödettirmeyecektir. Hmm, good. Madde 47. Yaz ve kış olmak üzere senede en az 2 kez tatile çıkılacak ve yine bütün masraflar erkek tarafına ait olacaktır. Very good. 2 kere mi? Oh, well, bir kere de olabilir. No problem. Olsun Meri Hanım, biz yine de yazalım. Siz Türk erkekleri bilmezsiniz. En mükemmeli bile cicim ayları geçtikten sonra değişir. Sonra sittin sene tatile matile götürmezler sizi. Engin. Kapı. Bakıyorum. Ah anneciğim. Merhaba yavrum. Bak misafirim. Merhaba babacığım. Merhaba damat. Babacığım, anneciğim, Amerika'dan arkadaşımız Tim'le tanıştırayım sizi. Oo, Tim'leri görüyorum. Tim'leri görüyorum. Merhaba Tim. Misafiriniz olduğunu söyleseydin ya yavrum. Ne önemi var anneciğim? Tim yabancı mı? Yabancı tabii. Kendileri Teksas'tan. Neyse çocuklar. Biz zaten buraya size bir müjdeyi vermek için uğradık. Efendim mi? Emekli müsteşar Kemal Popstar yarışmasına katılıyor. Popstar yarışması mı? Oley be! Şu babana bir şey söyle Allah aşkına yavrum. Bundan hiç popstar olur mu? Babacığım bunun için biraz geç kalmadınız mı yani hani? Neden geç olsun evladım? Bak 109 Selçuk'a, adamın yaşı bana yakın neredeyse. Ama ses var, ses. Babam cep telefonuma el koymasaydı çekeceğim mesajlarla seni birinci yapardım ama. Mi kaldı? Evet, babam 6183 uyguladı. Havuç bak geliyor beş kardeş ha. Ah ah, halkımdan özür dilerim. Evet özür dilerim. Bu güzel sesimden sizleri mahrum ettim. Bütün halkımdan özür diliyorum. Ah, Amerika'dan ayrıca özür diliyorum. Onlar da mahrum oldular çünkü. Madde 126. Kız tarafının annesi, yani Meri Hanım'ın annesi oluyor. İstediği zaman eve gelebilecek. Erkek tarafı, yani Selçuk Bey, bu duruma mırın kırın etmeyecek. That's very good. Madde 127. Oh. İyi ki buraya geldik be Şükrü. Evde Emine'nin dırdırından kafam toparlayamıyordum. Abi, at yarışı oynamak için en uygun mekan meyhanedir. Kim yok gibi kredi kartımız da var. Abi, kredi kartımızın aylık hesap kesim tarihi bu gece saat 12'de. Biliyorsun değil mi? Biliyoruz herhalde. O kadar da cahil değiliz. Bu gece hesabı öderken saat 12'yi geçirirsek son harcamalarımızı daha öbür ay ödeyeceğiz demektir. Yaptığım hesaplara göre öbür aya kadar zaten altılıyı tutturmuş oluruz. Aferin lan Şükrü. Kafan çalışıyor. Bu benim aklıma bile gelmemişti. Herhalde abi. Okusaydım ekonomist olurdum. Niye okumadın? Bizim zamanımızda anarşik ortam vardı. Sağ sol dalgası bilirsin. Saçmalama Şükrü, saçmalama. Sen de o zamanlar ilkokula bile başlamamıştın. Ben de onu söylüyorum işte. Anarşi yüzünden ilkokula bile başlayamadım. Madde 315. Yeter, yeter Engin. Gerisi tırıvırı işte, ver imzalayalım. Ama benim son bir madde kalmıştı. Yeter dedim Engin.
Çocuklar. Buraya imzalıyorsunuz efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrikler. Meryem Hanım, şuraya. Thank you. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. İnşallah. Tatlım. Engin, bu son madde ne oluyordu? Hiç canım, ütü maddesi. Hı hı. Bundan böyle evin ütülerini Selçuk Bey yapacak. Önemsiz bir madde gibi gözüküyor ama tazminatı çok ağır. Selçuk Bey ütü yapmayı çok seviyormuş da. Yanlış hatırlamıyorum değil mi efendim? Ah! Öldün seni! Göreceksin sen Timothy Efendi. Sana öyle bir oyun oynayacağım ki en geç yarın akşam memleketine geri döneceksin.